Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü dersimizde makine öğrenmesi konusuyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunacağız. Devamında da yapay sinir ağları ile alakalı Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. detaylı bilgileri açıklamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, hatırlayacak olursanız aslında yapay zekanın yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları gibi kavramlardan bahsettik. Bunun yanı sıra günümüzün popüler kavramlarından olan derin öğrenmeden bahsettik. Ve makine öğrenmesinin aslında yapay zekanın bir alt konusu olduğunu da defaatle belirtmiştik. Ve yapay sinir ağları makine öğrenmesi yapar dedik. Makine öğrenmesinin temelinde tabii ki belli matematiksel algoritmaların olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bunların gerçekten çok detaylı, birden fazla metodun olduğunu biliyoruz ve bunların zaten derinlemesine yöntemlerini beraber incelemeye çalışacağız. Öncelikli olarak makine öğrenmesi nedirle başlayalım isterseniz. Makine öğrenmesi verilen bir probleme ait ortamdan edinilen veriye göre modelleyen bilgisayar algoritmalarının genel adıdır. Çok büyük miktarlardaki verinin elle işlenmesi ve analizinin yapılmasının ne kadar zor bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Amaç geçmişteki verileri kullanarak gelecek ile ilgili tahminlerde bulunmak, kestirimler yapmaktır. Dolayısıyla makine öğrenmesi yöntemleri bu amaç için gerçekleştirilmiştir. Ve geçmişteki verileri kullanarak geleceğe ilişkin yeni bir model, en uygun bir modeli bulmaya çalışır makine öğrenmesi yöntemleri. Dolayısıyla öğrenme işleminden sonra da ne dedik? Öğrenmeden sonra da uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Ve bu öğrenmenin doğru bir öğrenme olduğunu, yeterli bir öğrenme olduğunu anlayabilmemiz için de çeşitli performans parametreleri kullandığımızı söyledik. Diğer yandan da veri madenciliği, yani data mining gibi bir kavram da var. Bu kavram niye önemli? Şimdi anlamlı datalar, az anlamlı datalar ve anlamsız datalar olabilir elimizde. Dolayısıyla biz veri madenciliği metotlarıyla beraber en işe yarayan dataya ihtiyacımız var ki doğru bir öğrenme gerçekleştirebilelim ve iyi öğrenen bir sistem tabii ki doğru sonuçlar üretecektir. Bu nedenle de doğru verinin kullanılması son derece önemli. Makine öğrenmesi içerisinde kullanmış olduğumuz çeşitli kavramlar var. Bunlardan en sık kullanmış olduklarımız tahmin, estimation. Bu veriden öğrenen modellerde sistem çıktısının nicel olması durumunda kullanılan yöntemlerin ürettiği değerlere vermiş olduğumuz isim. Ve özellikle tahmine ilişkin birçok uygulamayı biz yapıyoruz ki mekatronik alanında bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Mesela robotikte kuvvet veya konum kontrolünde parametre kestirimleri veyahut da çalışan bir sistemde çıkışın ilişkin parametrelerin nereye doğru gideceğinin tahmin edilmesi bunu örnek olarak verilebilir. Bir diğer önemli alan, çok kullanılan alan sınıflandırma problemleri, sınıflandırma uygulamaları ki İngilizcesiyle biz buna classification problems diyoruz. Giriş verisine ait çıkışların nitel olduğu durumlarda kullanılan yöntemlerin her veri örneğinin hangi sınıfa ait olduğunun belirlenmesidir. Elimizdeki her verinin hangi sınıfa ait olduğunu belirleme işlemini sınıflandırma olarak tanımlıyoruz. Şimdi prediction ve estimation aslında burada birazcık farklı kavramlar. Biz burada istatistikte rastgele bir değişkenin bilinmeyen bir değerinin belirlenmesi için tahmini, bilinmeyen bir sabitin belirlenmesi için ise kestirim kavramından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok yakın anlamlar nedeniyle genelde literatürde karıştırıldığını görüyoruz. Ama şu örnekle beraber biraz daha net bir biçimde ne demek istediğimizi anlatabiliriz. Şimdi mesela burada bu grafikte
çeşitli noktalar işaretlenmiş. Bir doğrusal fonksiyon tespit edilmiş. Bu verileri yaklaşık olarak modelleyebilecek olan bir fonksiyon tespit edilmiş. Dolayısıyla herhangi bir x değerine karşılık gelen y değerini belirlemekte tahmini yapmamıza yardımcı olan eğrinin parametrelerinin belirlenmesine ise kestirim terimlerini tercih etmemiz daha doğru olacaktır arkadaşlar. Herhangi bir x değerine karşılık gelen y'yi belirlemek, yani girişe karşılık çıktığı belirlemek tahmin. Bu tahmini yapabilmemiz için kullanmış olduğumuz eğrinin parametrelerini belirlemeye ise kestirim terimlerini kullanıyoruz. Şimdi bakalım bir tahmin örneği, bir tahmin problemi burada var. Şimdi sağdaki tabloda birinci sütun x'in değişen değerlerini, y ise bu x değerlerine karşılık gelen çıkış değerlerini temsil ettiğini düşünelim. Mesela ilk satırda 3 ve 9, ikinci satırda 5 ve 15, dördüncü satırda 10 ve 30 gibi farklı rakamlar var. Bu farklı rakamların ortak paydası nedir? Aslında 3 katsayısıyla beraber x'i çarptığımızda y'yi elde ettiğimizdir. Dolayısıyla biz y eşittir 3x çözümünü çok net bir biçimde burada görebiliyoruz. Dolayısıyla biz diyelim ki örnekte olduğu gibi 50 değeri için y'nin değerini tahmin etmeye çalıştığımızda o zaman 50 çarpı 3 150 değerini hesaplayabiliriz. Yani herhangi bir x değerine karşılık gelen y'yi tahmin edebiliriz. Bakın burada ayrı bir sınıflandırma problemini görüyoruz. Mesela kırmızılar, yuvarlaklar, yeşil yuvarlaklar mevcut. Bir de bu şeylerin arasında, mesela kırmızı yuvarlakların arasında şurada bir x var, kırmızı x var. Şurada bir siyah yuvarlak var. Burada yeşil yuvarlaklar ve yeşil x'ler var. Diğer tarafta ise yuvarlaklar ve x'ler birbirine daha fazla geçmiş durumda. Dolayısıyla kırmızı yuvarlakları bir araya toparlayabilmişiz, yani sınıflandırmışız. Yeşil yuvarlakları ise şurada genel olarak bir araya toparlayabildiğimizi görüyoruz. İşte burada da bir sınıflandırma olduğunu görüyoruz. Bakalım, amaç probleme ait tüm uzayın belirli sayıda sınıfa bölünmesidir sınıflandırmada. Mesela burada görmüş olduğumuz gibi bir renk sınıfına ayırdığını görüyoruz. Bir başka sınıflandırma örneğine bakalım arkadaşlar. Mesela buradaki veri kümesinde amacımız gene x girdişine karşılık gelen y çıkışını üretmek. Dolayısıyla amacımız ne burada? Öyle bir sınıflandırma fonksiyonu tanımlayacağız ki en az hata ile sınıflandırma yapabilirim. Şimdi bakıyoruz soldaki sütunda 2, 5, 9, 13, 19, 20, 27, 33, 39, 47 gibi farklı rakamlar var. Buna karşılık gelen çıktılar ise baktığımızda 2'den 19'a kadar 0 olduğunu, 20'den 47'ye kadar ise 1 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada iki durumlu bir problemden bahsediyoruz. İki durumlu bir çıkıştan bahsediyoruz. Bu kolay problemde aslında 19'a eşit ve küçük x girişlerine karşılık olarak 0'ın çıktığını, 20'ye eşit ve büyük olan sayılarda ise, girişlerde ise 1 çıkışı verdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla şurada görmüş olduğumuz gibi x'in 20'den küçük değerlerinde 0, x'in 20'ye büyük veya eşit değerlerinde ise sistemin 1 çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla biz iki farklı sınıfa x girdilerine karşılık gelen y çıkışlarını sınıflandırabiliriz demektir. Bakın görselde görüntü işleme probleminden bahsediyoruz biz burada.
Elimizde çeşitli görüntüler var ve bu görüntülerde kırmızıyla işaretlenmiş farklı yapıların, farklı görüntülerin olduğunu görüyoruz. Amacımız mesela bu ne olabilir? Bir tomografi olabilir değil mi? Bir MR görüntüsü olabilir, bir BT görüntüsü olabilir, yani bilgisayarlı tomografi görüntüsü olabilir gibi. Buraya baktığımızda işte o ilgili bölgeleri kırmızı ile işaretlemişiz. İlgili olmayan bölgeleri ise yuvarlaklarla işaretlemişiz. Kırmızı çarpılar ve mavi yuvarlaklarla. Dolayısıyla eğer şurada görmüş olduğumuz morla çizilmiş olan bir karar sınırı oluşturabilirsek o zaman biz örnek veriyorum işte kanserli bölgelerle, tümör olan bölgelerle olmayan bölgeleri birbirinden ayırt etmiş olabiliriz. Bu demin de söylemiş olduğumuz sınıflandırma, kestirim gibi kavramları tanımladıktan sonra devam edelim bu önemli kavramlara. Bunlardan iki tanesi danışmanlı ve danışmansız öğrenme kavramları. Yani supervised learning, unsupervised learning. Burada danışmanlı öğrenmede ismi de önden de anlaşılacağı üzere bir rehber, bir danışman olması gerekiyor. Danışmansız öğrenmede ise herhangi bir yol göstericinin olmadığını görüyoruz. Şimdi buradaki rehber dediğimiz şey aslında elimizde girdi setlerine karşılık gelen bir çıktı seti var mı? Eğer girdi setine karşı çıktı seti varsa ve bununla ben sistemimi eğitiyorsam, yani sistemi öğreniyorsa, o zaman buna supervised learning, danışmanlı öğrenme ismini veriyoruz. Dolayısıyla etki tepki prensibiyle çalışan sistemlerden alınır ve giriş çıkış düzeninde organize edilen bir yöntem diyebiliriz buna. Danışmansız öğrenme ise arkadaşlar, sınıf bilgisi olmayan veya verilmeyen veri içerisindeki grupları keşfetmeyi hedefler. Buradaki özellikle keşfetmek kelimesinin altını çizmek istiyorum. Burada bir deneme yanılma yoluyla çeşitli kapılara gidip o kapılardan o kapıları açıp içeriye bakıp bulamadıysan geri çık, diğer kapıya git gibi tanımlayabilecek olduğumuz bir öğrenme yönteminden bahsediyoruz. Tabii makine öğrenmesi yöntemlerinde aslında 3 yöntem var. Bunlardan bir tanesi de destekli veyahut da takviyeli öğrenme dediğimiz reinforcement learning. Bunların detaylarını da ilerleyen aşamalarda bakacağız. Şimdi bu söylemiş olduğumuz 3 öğrenme yöntemi danışmanlı, supervised, danışmansız, unsupervised ve reinforcement destekli öğrenmeye ilişkin bir grafik görüyoruz burada. Şunu unutmuyoruz. Danışmanlı öğrenmede etiketlenmiş bir data var elimizde. Unsupervised learning'de ise etiketlenmemiş bir data var. Supervised learning'de doğrudan bir geri besleme varken unsupervised learning'de bir geri besleme olmadığını söylememiz lazım ve geleceğe yönelik tahminler, kestirimler yapılabiliyor supervised learning'de beraber. Unsupervised learning'de ise bu kapalı yapının deneme yanılma ve keşfetme yoluyla çözümlendiğini söylememiz gerekiyor. Reinforcement learning'de de bir karar verme süreci, bir derecelendirme, çıkışı ilişkin bir derecelendirmenin olduğunu söylememiz gerekiyor. Literatürde ise özellikle sınıflandırma problemlerinde danışmanlı öğrenmenin ve kümeleme problemlerinde ise unsupervised yani danışmansız öğrenmenin sıkça kullanıldığını görmekteyiz. Bunlara nazaran reinforcement learning birazcık daha az kullanılıyor diyebiliriz. Ve bir başka açıklayıcı görsel ise burada gözüküyor. Bu grafikte yine supervised learning, unsupervised ve reinforcement learning'i görmekteyiz. Özellikle supervised learning'de classification ve regression terimlerini görüyoruz. Neydi? Regression eğri uydurma, classification ise sınıflandırmaydı. Görüntü sınıflandırma, teşhis yapılması
Veyahut da regresyonda ise bu bir tahmindir tabii ki, bir eğri uydurma problemidir aslında baktığımızda. Hava durumunun tahmini, işte pazar paylarının tahmini, şeylerin, popülasyonların gelişmesine ilişkin tahminleri burada bu uygulamalarda yapıldığını görüyoruz. Supervised learning'de yapıldığını görüyoruz. Unsupervised learning'e geldiğimizde ise mesela boyutsal bir azaltma ve kümeleme, clustering kavramlarının yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla hedef marketlerin belirlenmesi, müşteri segmentlerine ulaşım, bazı tavsiyeler veren sistemler gibi kavramların olduğunu görüyoruz ve dimensional reduction'da ise büyük dataların görüntülenmesi, anlamlı yapıların sıkıştırılması gibi uygulamalarda kullanılıyor. Reinforcement learning'de ise gerçek zamanlı kararlar, yapay zeka tabanlı oyunlarda, bazı robot yönlendirme veyahut da robot navigasyon işlemlerinde, uygulamalarında reinforcement learning'in kendisine uygulama alanı bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Bu da aslında aklımızda kalması açısından önemli olabilir. Bakın soldaki resimde supervised learning'de kendisine bir rehber, kitaplar üzerinden bir rehberle devam ediliyor, ediyor robot. Diğerinde ise elinde bir büyüteç var, keşfediyor, araştırıyor gibi düşünebiliriz. Bu da akılda kalması açısından güzel bir görsel olduğunu düşünüyoruz. İşte bu reinforcement learning'in detaylarına biraz bakalım. Bunu işte pekiştirmeli, takviyeli, destekli gibi farklı şeylerle, kavramlarla kullanılabiliyor. Pekiştirmeli öğrenme, amaca yönelik ne yapılması gerektiğini öğrenen bir makine öğrenmesi yaklaşımıdır. Bu tip öğrenmede arkadaşlar, ajan, agent adı verdiğimiz öğrenen bir makine var. Bu makine karşılaştığı durumlara bir tepki veriyor ve bunun karşılığında da sayısal bir ödül alıyor. Bir ödül sinyali alıyor. Bu ajan ya da öğrenen makine aldığı bu ödül puanını her zaman maksimuma çıkartmak için çalışıyor. Algoritma bu amaca hizmet ediyor. Dolayısıyla bu şekilde çalışan bir deneme yanılma yöntemi pekiştirme öğrenmenin en ayırt edici özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu ödül puanını maksimuma çıkartma işi. Bir başka değişikliği ise bu öğretici bazen sistem beklenen sonucu tam olarak söyleyemediğinden dolayı sistemin ürettiği sonuç için doğru veya yanlış şeklinde bir fikir belirtebiliyor. Dolayısıyla burada bir takviye yapılmış oluyor ve Boltzmann makinesi, genetik algoritmadaki bazı kavramlar, LVQ bu öğrenme tipine örnek olarak verilebilir. Şimdi dedik ya danışmalarını öğrenme en sık kullanılan metotlardan bir tanesidir. Dolayısıyla sınıflandırma ve regresyon metotlarını biz danışma öğrenme altında değerlendirebiliyoruz. Peki bu sınıflandırma ve regresyon metotları nedir dediğimizde lojistik regresyonun, karar ağaçları yani decision trees'in, destek vektör makineleri dediğimiz SVM, support vector machine'in, K en yakın komşuluk, K nearest neighbors, naive Bayes, random forest, rastgele orman, linear regression, polynomial regression ve SVM for regression da danışman öğrenme algoritmalarının içerisinde sayılabilir. Danışmansız öğrenme algoritmalarını örnek olarak ise K-means clustering, hierarchical clustering ve hidden Markov modellerini sayabiliriz arkadaşlar. Bir başka deyişle supervised learning'de biz giriş ve çıkış datalarını bir model oluşturmak üzere kullanıyoruz. Giriş ve çıkış dataları arasında bir haritalama meydana getiriyoruz. Dolayısıyla aslında bu bir
model oluşturmaya karşılık geliyor. Deminki slide'da olduğu gibi bakın klasifikasyon ve regresyon için burada kullanılan metotları biraz daha genişletmiş oluyoruz. Klasifikasyon için, sınıflandırma için destere vektör makineleri, discriminant analizisi, naive Bayes metotları ve en yakın komşuluk algoritmaları, sık kullanılan algoritmalar arasında sayılabilir. Regresyon için ise lineer regresyon, SVR, ensemble methods, karar ağaçları ve yapay sinir ağları kullanılıyor diyebiliriz. Danışmansız öğrenmede ise ne dedik? Etiketlenmiş bir data yok. Giriş setine karşılık gelen bir çıkış seti bizim tarafımızdan bilinmiyor. Giriş sadece giriş datalarından dahili bir temsilin, dahili bir modelin keşif yoluyla ortaya çıkartılması işlemi ki kümelemede sıkça kullanıyoruz. Gene Gaussian Mixture Model gibi, Hidden Markov gibi, K-Means gibi metotları burada kullanıyoruz. Neural Networks'ün danışmansız öğrenen metotları da olduğu için her iki şeyde öğrenme metodunda da Neural Networks'ün bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle arkadaşlar bu Gaussian Mixture Models aslında baktığımızda olasılık teorisiyle de alakalı bir şey konu. Dolayısıyla makine öğrenmesi olasılık teorisinden ayrı düşünülmemesi gereken bir yöntem, bir metot, bir konu olarak söylememiz gerekiyor ki zaten eğer siz de incelediyseniz makine öğrenmesiyle alakalı kaynakların neredeyse tamamında ilk konular olasılık teorisiyle ilgili olarak verilmektedir. Şimdi burada unsupervised learning ile supervised learning'in anlaşılması için iki farklı örneği verdik. Mesela bakın şurada bir kümeleme yapısını görüyoruz. Burada ise bir klasifikasyon probleminden bahsediyoruz. Şimdi klasifikasyon yaparken lütfen şuraya dikkat edelim. Ne yapıyor? Bakın bir sınır oluşturmaya çalışıyor. Farkında mıyız? Bakın yani şurada içi boş yuvarlaklarla içi dolu yuvarlaklar var. Acaba ben bu iki kümeyi, daha doğrusu iki farklı özelliği birbirinden ayırmak için nasıl bir karar sınırı oluşturmam lazım üzerine duruyor. Supervised learning. Şeye geldiğimizde ise, unsupervised learning'de ise bu bir klasifikasyon problemi diğer yandan. Tabii burada da bir kümeleme problemi görüyoruz. Bu kümeleme probleminde bakın benzer örnekleri daha bir araya getirmeye çalışan bir yöntemin uygulandığını görüyoruz. Bakın yeşil yuvarlaklar burada toplanmış, mavi yuvarlaklar burada toplanmış. Açık mavi yuvarlaklar şöyle bir eksen, elipsiyodal bir eksende toparlanmış. Sarılar burada, kırmızılar burada, açık sarılar burada, işte açık yeşiller burada bir araya getirmiş, kümelenmiş. Tamam mı arkadaşlar? Yani kümeleme ile sınıflandırma arasındaki fark bu. Sınıflandırma, ayrıştırma, kümelemede ise bir araya getirmek diye düşünebiliriz. Yine benzer şekilde arkadaşlar, daha iyi anlaşılması için konulmuş bir görseldir bu. Bakın burada da bir girişler ve buna ilişkin çıkışların olduğu bir grafik var. Yıldızlar, yuvarlaklar konmuş. Ne yapmam gerekiyor? Benim bu yıldızlarla yuvarlakları birbirinden ayıracak olan bir sınır çizmem gerekiyor. Eğer bu doğrunun denklemini bulabilirsem şeyin eksendeki konumuna göre bunun hangi sınıfa ait olduğunu söyleyebilirim. Derim ki ya bu sağ, bunun sağ tarafı 1 olsun, üst tarafı 0 olsun. Ya da buralarsa armutlar olsun, burası elmalar olsun şeklinde bir sınıflandırma yapabilirim. Ama şeye geldiğimizde, unsupervised learning'e geldiğimizde ise bakın burada birbirine benzer boyuttaki, birbirine yakın boyuttaki artı işaretlerinin bir araya toplanmaya çalışıldığını görüyoruz bir kümeleme problemi kapsamında. Bir de arkadaşlar yarı danışmanlı öğrenme, semi-supervised learning gibi bir kavram daha var.
Bu da üçünün arasındaki farkı anlatıyor. Ne dedik? Danışmanlı öğrenmede bütün datalarımız etiketlenmiş durumda. Buna karşılık olarak danışmansız öğrenmede tüm datamız etiketlenmiş durumda değil. Yarı danışmanlı öğrenmeyi neyse arkadaşlar, datalarımızın bazıları etiketlenmiş durumda, çoğu ise etiketlenmemiş durumda oluyor. Çok fazla da literatürde karşımıza çıkmadığını da söylemek istiyorum ama kulak dolgunluğu olması açısından böyle bir kavram varlığını bilmeniz anlamlı. Kümeleme nedir dediğimizde ise arkadaşlar, geçmişteki verilerin sınıfları veyahut da etiketleri verilmediği veya bilinmediği durumlarda verilerin birbirlerine yakın benzerliklerinin yer aldığı kümelerin bulunmasıdır arkadaşlar. Yani bir elimdeki bir veri hangi kümeye ait olabilir sorusunun cevabı kümelemede verilir. Ve danışmansız öğrenme metotlarıdır. Örneklere ait herhangi bir sınıf bilgisi kullanmazlar ve temelde verileri en iyi temsil edecek şekilde uygun vektörleri bulmaya çalışırlar. Dolayısıyla bu verileri temsil eden bir vektörü bulduktan sonra artık tüm veriler bu yeni vektörlerle kullanabiliyor ve farklı bilgi sayısını artırıyoruz. Aşama aşama vektörler bulunuyor, farklı bilgi sayısı azalıyor. Esasına dayanan bir yapısı var. Bir başka deyişle veri kümesi içerisindeki veri örneklerini sadece özellik vektörlerine göre gruplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kümelemede bunun için de elimizdeki örneklerin ne kadar birbirine benzer olduğuna karar verip buna göre pozisyonunu değiştiriyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla pozisyon değiştirmedeki kastım şu, biz buradaki benzerlikten kastımız aslında birbirine ne kadar mesafede, yani uzaklık kavramı göreceli bir kavram, ne kadar lık bir mesafede olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonra amacımız bunun konumunu değiştirerek bunların uzaklıklarını mümkün mertebe azalmaya çalışıyoruz. Yani bir x-y ekseninde dağınık yerlerde duran datamız var. Biz bunların hangisinin hangi küme ait olduğunu bulmaya çalışırken sürekli olarak iteratif bir öğrenmeyle beraber uzaklıklarını değiştirerek bu şeyleri benzer özellikteki girdileri bir araya toplamaya çalışıyoruz. Bu küme sayısında arkadaşlar kendimiz dışarıdan veriyoruz ve buna göre bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi bir örneğe bakalım. Elimizde tek boyutlu 10 örnek içeren bir verimiz olsun. Bakıyoruz şimdi 12, 15, 13, 87, 4, 5, 9, 67, 1 ve 2 gibi 10 tane farklı örneğimiz var. Şimdi ben şöyle bir yaklaşımda bulundum. Dedim ki bu 10 tane farklı veriyi 3 farklı veriyle temsil etmek istiyorum ben. Yani 12, 15 ve 13 rakamlarını 12 ile temsil edeyim. 87 ve 67'yi 77 sayısıyla temsil edeyim. Geriye kalanları da 4, 5, 9, 1 ve 2 ise 3 ile temsil ettiğimi düşünelim. Yani buna A da diyebilirdiniz, B de diyebilirdiniz, C de diyebilirdiniz. Biz böyle bir yaklaşım yaptık. Gerçek değerler ile temsil edilen değerler arasındaki farkı minimum yapmaya çalışıyoruz şimdi burada. Dolayısıyla 12, 15, 13 bir nolu kümede, 87 ve 67 iki nolu kümede, 4, 5, 1, 2, 9 kümeleri ise üçüncü kümede yer almaktadır diyoruz. Bakın. Evet. Şimdi şöyle bir resim olduğunu düşünelim elimizde arkadaşlar. Şimdi bu resmi 10 çarpı 10'luk bloklarla kümelediğinizde elde ettiğiniz görüntü bakın burada görmüş olduğumuz gibi bulanık oluyor. Eğer siz bu 10 blokların sayısını arttırırsanız o zaman ne olacaktır? Daha iyi bir görüntüye doğru
geçmiş olacağız. Bu da bir başka örnek olarak veriliyor. Bu kümeleme metotları tabii fazla, bunlardan burada sadece iki tanesini şimdilik vermek istiyorum. K-means ve kendi kendine organize olan haritalama şeklinde self-organizing map dediğimiz iki farklı metoda bakalım. K-means arkadaşlar, K-ortalama, kümeleme algoritmalarının en basiti olarak biliniyor ve veriyi en iyi ifade edecek K adet vektörü bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu K sayısı kullanıcı tarafından veriliyor. Bizim tarafımızdan belirleniyor. Ve bu algoritma nümerik değerleriyle çalışıyor ve iyi adet merkez belirlememiz gerekiyor. Neden merkez belirlememiz gerekiyor? Bir x'ye ekseni düşünün. Bu x'ye ekseninde bizim merkezlerimiz olacak ve bu merkezlere doğru benzer özellikteki girişleri ya da dataları, verileri diyelim, daha doğrusu verileri bir araya toplamaya çalışacağız. Dolayısıyla öncelikli olarak birinci adımda rastgele K adet küme merkezi atıyoruz. Mesela C1, C2, C3, CN gibi. Her örnek en yakındaki merkezin kümesine atanıyor. CI'ler tekrar hesaplanıyor. Şimdi CI'leri tekrar hesapladık. Eğer CI'lerde herhangi bir değişiklik olmuş ise bu ikinci ve üçüncü adımı tekrar ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir küme değiştiren örnek kalmayıncaya kadar iteratif olarak bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kalmadığı zaman da biz işlemi sonlandırıyoruz. Mesela bu örnekte de aynı şekilde, mesela 256 renkle temsil edilen bir resim var sol tarafta. Sağda ise 16 renge indirilmiş olan bir resmi, K-means'le indirilmiş bir resmi görüyoruz. Bakın 16 renkli olan da doğal olarak daha rezolüsyonu düşük, daha kötü bir görüntünün elde edildiğini görüyoruz. Şimdi basit bir örnek yapalım. Şimdi neydi? Tekrar hatırlayalım adımlarımızı. Rastgele K adet küme merkezi atanır. C1, C2, CK gibi. Bakın C1, C2, C3 şeklinde 3 adet merkez atanmış. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Her örnek en yakınındaki merkezin kümesine atanacak. Dolayısıyla burada farklı örnekler var. Bu farklı örnekler en yakınındaki kümenin merkezine atanacak. Daha sonra ne yapacağız? Pozisyonları tekrar hesaplayacağız. Yani bu küme merkezlerini tekrar hesaplayacağız. Eğer küme merkezlerinde değişiklik olduysa ikinci adıma tekrar döneceğiz. Sonra bu işe devam edeceğiz. Birinci adım. Rastgele 3 küme merkezi atandı. C1, C2, C3. Ondan sonra her örnek en yakınındaki merkezin kümesine atandı. Baktık şuradaki örnekleri C2'ye, buradakileri C1'e. Tabi bunların mesafeleri var. Şimdi bunu bir görsel, basit bir örnek olarak söylüyoruz. Çünkü algoritmayı anlatmak için. Ve C3'e yakın olan örnekleri de buraya atadık. Daha sonra merkezleri kendi kümelerinin merkezine götürüyoruz. Şimdi C2 buradaydı. Bizim örneklerimiz şurada kaldı, en yakın örnekler. O zaman merkezi merkezi diğer örneklere yaklaştırıyoruz. Yani onların denge noktası dediğimiz merkezine doğru yaklaştırmamız gerekiyor. C1'i bu şekilde, C3'ü bu şekilde hareket ettirmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Dördüncü adımda her örneği yeniden en yakınındaki merkezin kümesine atamamız gerekiyor. Dolayısıyla C2'nin yakındakiler bunlar, C3'ün yakındakiler bunlar, C1'in yakındakiler bunlar. Ama bakın 1, 2 ve 3 nolu örneklerden hangisinin yeri değiştiğine bakıyoruz. Gene merkezleri kendi kümelerinin merkezlerine götürdük. Bakın artık örnekler birbirine yaklaşmaya başladılar gibi bu işleme her birisi bir kümeye tam olarak atanana kadar
birbirine en yakın oluncaya kadar devam ediyoruz. Tabii ne kadar devam edeceğimiz bizim koymuş olduğumuz sınırlarla, performans parametreleriyle beraber ölçülüyor. Gelelim self-organizing map'e, kendi kendine organize olabilen haritalara. Şimdi bu K-means algoritmasında merkez noktalar arasında herhangi bir ilişki yok iken self-organizing map'te merkez noktalar bir veya iki boyutlu bir dizinin içinde yer alıyorlar arkadaşlar. Bizim önceki örneğimizde olduğu gibi K-means algoritmasında sadece ve sadece kazanan merkez güncellenirken, yeri değiştirilirken sonunda bütün merkezler kazanan nöronun komşuluklarına göre güncelleniyorlar arkadaşlar. Yakın komşular uzak komşulara göre daha fazla hareket ediyor daha sonraki aşamada. Bu self-organizing map'teki bir boyutlu bir dizide birbirlerine merkezleri, self-organizing merkezleri bir boyutlu bir dizide birbirlerine komşudur. Ama başlangıçta rastgele atandıklarından dolayı bir yığılma mevcuttur ve ancak eğitimi biz tamamladıktan sonra bu merkezlerin düzgün bir dağılıma ulaştığını görüyoruz. Şu makaleyi arkadaşlar self-organizing map'i anlamak için bilahare incelemenizi istiyorum. Gezgin robot tasarım ve kendi kendine organize olan haritalarıyla robotun engellerden uzaklaşması. Buradan da anlıyoruz ki bir robotun önüne çıkan engellerden öğrenerek uzaklaşması için self-organizing map kullanmak, makine öğrenmesi metodundan self-organizing map kullanmak ki danışman öğrenme metotlarından bir tanesi işe yarayabilir, amaca ulaştıran bir metot olarak karşımıza çıkıyor. Feature extraction, yani özellik çıkarmaya bakalım arkadaşlar. Bu kavramla da sık karşılaşacaksınız. Şimdi bu veriye ait olan birçok özellikten bazıları ilgili verinin kümesini veyahut da sınıfını belirlemede önemli rol oynuyor. Dolayısıyla bu tarz durumlarda özellik kümesinin bir alt kümesi seçiliyor, feature selection yapılıyor veya bu özelliklerin birleşiminden yeni bir özellik elde edilebiliyor. Dolayısıyla demek ki elde etmiş olduğumuz özelliklerden bazı özellikler daha baskın olarak özellik çıkarmaya veyahut da sınıflandırmaya daha çok hizmet edebiliyor. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz bir başka kavram ise öğrenmeyle ilgili olarak online veyahut da offline öğrenme metotlarıydı. Özellikle gerçek zamanlı çalışan sistemlerde öğrenmenin kesilmemesi arkadaşlar, öğrenmenin sürekli olarak devam etmesi esasına dayalı öğrenme metoduna online öğrenme diyoruz. Offline öğrenmede, yani çevrim dışı öğrenmede de biz sistemi çalıştırmadan sistemi öğretiyoruz ve bununla beraber sistem çalışıyor. Tabii eğer burada yeni durumlarla karşılaşırsa sistem online eğitim olmadığından dolayı, online bir öğrenme olmadığından dolayı bazı durumlarda yanlış işlemler yapmaya da başlayabilir. Öğrenme kurallarına baktığımızda ise Hamming gibi, Delta gibi, Hopfield gibi Cohen'in öğrenme metotları mevcut diyebiliriz. Bunlar çok bilinenler, bunda sınırlı değil, onu da belirtmek istiyorum. Hamming Learning erken geliştirilen kurallardan bir tanesi arkadaşlar. 49 yılında geliştirilmiş. Bir hücre bağlı olduğu diğer hücreleri etkiler prensibine dayanıyor. Bu öğrenme kuralı geliştirerek farklı öğrenme kuralları Hamming Learning temelli olarak geliştirmiştir. Delta ise bu önemli, geçtiğimiz hafta neden bahsetmiştik arkadaşlar? Formül de size hatırlatacak herhalde. Bakın T ve Y burada target'ı ve Y de çıkışı temsil etmekte. Bunların farkının karesinin alındığını görüyoruz. Ve bu bir hata fonksiyonuna işaret ediyor. Back propagation, yani geriye doğru yayılım algoritması aslında delta kuralı temelli geliştirilmiş bir algoritma dememiz gerekiyor. Delta kuralında
beklenen sonuç ile hesaplanan sonuç, yani o andaki çıkış arasındaki karesel fark sistemin hata fonksiyonu olarak değerlendiriliyor ve amaç bu hatayı indirgemek için hücreler arasındaki bağlantıların, yani ağırlıkların sürekli değiştirilmesi esasına dayanıyor. Ve geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz gibi MLP, Multilayer Perceptron, yani çok katmanlı algılayıcı ağlar da bu kurala göre eğitilmektedir. Delta kurallarının algoritmasına baktığımızda ağırlıkları başlatıyoruz, daha sonra girişi veriyoruz, hatayı hesaplıyoruz, ağırlık güncellemesi yapıyoruz, daha sonra çıkışı ve hatayı hesaplıyoruz. Eğer hata istenen değerinde değil ise tekrar giriş veriyoruz. Eğer istenen değere ulaştıysa, yani istediğimiz minimizasyonu gerçekleştirdiysek hata değerinde, algoritmamızı tamamlamış oluyoruz. Kabaca delta kuralı bu şekildeydi. Hopfield öğrenme kuralı ise beklenen sonuç ile hesapların sonuç aynı ise hücre arası bağlar belli oranda güçlendirilirken, değil ise bu bağların zayıflatılması esasına dayanıyordu ve recurrent, yani yinelemeli ağlar ile elman ağları bu kural ile eğitilir. Arkadaşlar, buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Gelelim Kohanen öğrenme kuralına. Bu danışmansız modelde çalışıyor. Hücrelerimiz, nöronlarımız burada bir yarış halinde ve en büyük sonucu üreten hücrenin, nöronun yarışı kazandığını söylüyoruz ve kazanan hücrenin ve komşularının bağları güçlendiriliyor. Bu öğrenme kuralıyla adaptif rezonans teori ve self-organized map ağları bu şekilde eğitiliyor diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar makine öğrenmesindeki problemlerden bir tanesine, aşırı öğrenme veyahut da aşırı eğitim problemi, ki bunu ezberleme olarak tanımlayabiliriz. Overfitting diyoruz İngilizcesiyle. Buradaki tahmin edeceğiniz gibi gereğinden fazla ağı eğitir isek bu sefer ağ genelleme yapma özelliğini yitiriyor. Bu istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla detayına bakacak olursak, veriyle iterasyonel eğitim yapan modellerin hepsinde öğrenme sürecinin zamanı gelince durdurulması gerekiyor ki bu problem meydana gelmesin. Eğer böyle yaparsak, öğrenilmesi gereken veri içerisindeki tüm örnekler sistem tarafından ezberleniyor ve bir sonraki aşamada bilinmeyen bir örneği biz ağ verdiğimizde tahmine ilişkin ciddi problemler ortaya çıkıyor. Yani arzu etmediğimiz bir durum ortaya çıkıyor ve genelleştirmeye zarar verir. Evet değerli arkadaşlar, dersimizin ilk bölümünü tamamladık. 15 dakika ara veriyoruz ve saat 8'de dersimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bugüne kadar özellikle yapay sinir ağları hakkında temel bilgileri vermiş olduk. Şimdi biraz tabii ki detaylar için matematiksel altyapısına da girmeye başlayacağız. Dolayısıyla bugünkü ilk başlığımız nöron modeli olacak. Nöron modeli. Ve nöron modeli başlığın altında tek girişli nöron diyelim. Ve biz bugüne kadar şu kavramlardan bahsettik, hatırlayacak olursanız. Ağırlık, yani weight. Bunun yanı sıra bias, yani eşik, bias. Bir diğer kavram transfer veyahut da aktivasyon
fonksiyonu idi. Aktivasyon fonksiyonu idi. Peki. Şimdi eğer tek girişli nöron modelini çizmek istersek arkadaşlar, ne yapmamız gerekiyor? Dedik ki bir toplayıcıya girişler ulaşıyor. Özür dilerim. Girişler ulaşıyor. Buna ağırlık diyoruz. Şu girişin kendisi. Daha sonra buna bir bias ekliyoruz. Mesela bir olsun. Daha sonra bir çıkış elde ediyoruz bu toplayıcının çıkışında. N. Daha sonra beynimizdeki aksonları temsil eden, aksonun işlevini temsil eden F işlem ünitesi aktivasyon fonksiyonunu devreye alıp bir çıkış elde ediyorduk. Dolayısıyla bir nöronun çıkışı A ile temsil edildiğinde ne yaptık? Girişimiz ağırlıkla çarpıldı. Buna bir bias ekledik ve bu bias'ı da bir aktivasyon fonksiyonundan geçirmiş olduk. Örnek olarak ağırlık değeri 3, giriş değeri 2, bias değeri -1.5 olan bir fonksiyon olsun. Daha doğrusu bir problem olsun elimizde. O zaman bu tek bir nöron olduğunu kabul ettiğimizde aktivasyon fonksiyonundan geçecek olan ağırlık çarpı giriş artı bias değeri olması gerekiyor ki bu da F4.5'a karşılık gelecektir. Artık aktivasyon fonksiyonumuz ne seçildiyse A değeri ona göre şekillenecektir. Dolayısıyla hatırlayacak olursak W değeri yani ağırlık aslında öğrenme ile ilgiliydi. Değil mi? Bilgi ağlar arasında tutuluyordu. Ağlar arasındaki ağırlıklarda tutuluyordu. Bağlantılarda tutuluyordu. Öğrenme dediğimiz kavram aslında ağırlıkların nihai bir değere ulaşmasıydı. Ve arkadaşlar her zaman şeyde yapay sinir ağlarında ağırlık ve bias değerleri nümerik değerler, birer skalar ve bu skaler değerler ayarlanabilir değerler idi. Şimdi dolayısıyla biz bunları öğrenme kurallarıyla beraber değiştiriyoruz. Düzeltiyorum. Öğrenme kuralları ile omega'yı ve b'yi değiştiriyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar aktivasyon fonksiyonuna. Yine slaytlarımızda bahsetmiştik bunlardan. Mesela heart lim fonksiyonu diyelim. Şuraya N yani giriş, şuraya A yani çıkış dediğimizde şuraya 1 diyelim.
bir diyelim. Dolayısıyla A eşittir hardlim n olacaktır. Hardlim n. Yani aslında unit step veyahut da birim basamak dediğimiz fonksiyon. Eğer lineer transfer fonksiyonunu kullanır isek bir şey çizelim. Bu arkadaşlar orijinden geçen bir doğru olacaktır ve A eşittir N, yani eğimi 1 olan bir doğruya karşılık gelecektir. Genel olarak geçtiğimiz hafta bahsetmiş olduğumuz headline tipi ağlar lineer aktivasyon veyahut da transfer fonksiyonu kullanılır. Bir diğeri logaritmik sigmoid, log sigmoid aktivasyon fonksiyonu. Logaritmik sigmoid aktivasyon fonksiyonu. Bunu da şöyle göstereceğim. Şuradaki maksimum sınırımız 1. Şurası A, burası N gene. A eşittir log sigmoid N diyoruz arkadaşlar. Log sigmoid n. Sıfırla bir arasında değişiyor ve sürekli bir fonksiyon olduğunu söylemek istiyorum. Belki şurayı birazcık daha güzel çizebiliriz. Düzeltelim. Şu şekilde. Log sigmoid n diyoruz. Ve A eşittir 1 bölü 1 artı e üssü eksi n şeklinde. Ve özellikle MLP tipi ağlarda sıkça kullanılan aktivasyon fonksiyonlarından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi mesela hardlim'i, değil mi? Şurası sıfır. Sıfırla bir arasında demeyelim, sıfır veya bir çıkışları için bunu kullanabiliriz. Yani iki durumlu bir problem için hardlim fonksiyonunu kullanabiliriz. Ama benim çıkışım sürekli değişen, sıfırla bir arasında sürekli değişen değerlerse o zaman log sigmoid gibi bir fonksiyon kullanmam gerekiyor. Ve hiperbolik tanjant sigmoid gibi, pozitif lineer gibi, ayrıca hard limits, yani simetrik hard limit fonksiyonu gibi fonksiyonları da kullanabilirim arkadaşlar.
Evet. Şimdi gelelim. Alt başlığımız şu. Çoklu girişli nöron. Çoklu girişli nöron. Bunu da şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Şimdi nöronumuzun toplayıcısı şunlar, farklı girişlerimiz olsun. Buna T1, T2, T3, P R diyelim. Sonra bunlar nöronumuza bağlanıyor. Ne ile bağlanıyor? İşte omega 1,1 diyorum. Şuna da 1,R diyorum. Gene buna bir bias veriyoruz. Çarpıp top tüp çıkış elde ediyoruz ve bir aktivasyon fonksiyonundan geçiriyoruz. Ve çıkışta böyle bir A çıkışı elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu ifade ederken, çıkışı ifade ederken gene F ve biraz daha kalın yazarak omega P, çok kalın yazdım. Biraz küçültelim. Omega P arkadaşlar. Bu vektör olduğunu anlatmak için böyle yaptım. Artı B. Yani bu B vektör değil. P, özür dilerim. Şöyle yapayım. Artı P B şeklinde olacaktır. Dolayısıyla benim N dediğim toplayıcı çıkışı omega 1,1 çarpı P1, omega 1,2 çarpı P2 artı omega 1R PR artı bias olacaktır. İstersek bunu arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Daha kısa tılmış bir yapıda. Şöyle diyelim. Bir toplayıcıyı alıp N'e verip çıkışını elde edip bir aktivasyon fonksiyonundan çıkartabiliriz. Ne olacaktır bu? 1 çarpı birlik bir matris. N 1 çarpı birlik bir matris. Ve 1 çarpı birlik. Omega ise 1 çarpı R'lik. Ve R adet giriş olduğunu düşünüyoruz.
Evet. Bu da farklı bir, daha basit bir biçimde gösterimi diyebiliriz. Şimdi şuna bakalım. Katman kavramından bahsettik arkadaşlar geçtiğimiz hafta. Ne diyorduk buna? Şu kelime layer, yani katman kavramı. Dolayısıyla bu yapıya baktığımızda arkadaşlar, şimdi şurası, bakın şurası, değil mi? Bunun sol tarafı girişler. Ondan sonra da ağırlıklarla beraber bağlanarak bir nöron şeyine, katmanda giriyor. Bunların her birisi bir nöron. Ama bu nöronlar aynı sırada dizildikleri için katman olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Burada S adet nöron var. Bakın 1, 2 S adet nöron var. Dolayısıyla işte B1'den BS'e kadar S adet bias var. 1'den R'ye kadar da farklı sayıda giriş olduğunu görüyoruz. Temizleyelim. Daha net bir biçimde görelim şimdi tekrar. Evet. Ve ağırlıklara baktığımızda mesela birinci nöronun, özür dilerim, birinci girişin birinci nörona bağlantısı, işte birinci girişin ikinci nörona bağlantısı omega 1 2 1 3 1 4. Ondan sonra S'inci nöronun R'ninci girişe bağlantısı omega S R şeklinde adlandırmış oluyoruz. Bu sefer arkadaşlar çıkışımız bir matris haline geliyor. O nedenle kalın yazılmış arkadaşlar, bold yazılmış. A eşittir aktivasyon fonksiyonu, omega vektörü, P vektörü artı B vektörü şeklinde geliyor. Bu nedir arkadaşlar? S adet nörona sahip bir katman temsil edilmiş oluyor burada. S adet nörona sahip bir katman temsil edilmiş oluyor. Şimdi ne dedik? Klasik yapay sinir ağları yapılarında katman sayısı 2 veya 3 ile sınırlıydı. Ama bakıyoruz. Derin öğrenmede üçten fazla sayıda katman vardır dememiz gerekiyor. Derin öğrenmenin klasik öğrenmeden ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yukarıda bizim omega dediğimiz ağırlık matrisimiz, omega 1 1, omega 1 2, omega 1 virgül R, omega S virgül R, omega S virgül 1 şeklinde bir matristir. Ama şuna dikkat etmemiz lazım.
omega volt yazmamız gerekiyor. Şimdi eğer yukarıdaki S nöronlu katmanı daha kısa bir biçimde temsil etmek istersek P vektörü omega vektörü B vektörü bir toplayıcıya ulaşıyorlar. N çıkışını elde ediyoruz. F'e giriyoruz. Ve A çıkışını elde etmiş oluyoruz. P, R çarpı birlik bir matris. R adet girişimiz var. S çarpı birlik bir bias vektörümüz var. S çarpı birlik bir N vektörümüz var. Ve artık çıkışımız S çarpı birlik ve aktivasyon fonksiyonumuz da S vektörüyle temsil edilmesi gerekiyor. Bu şartlar altında A vektörü, F, omega vektörü, P vektörü artı B vektörü haline gelecektir. Evet. Burada da arkadaşlar üç katmanlı A yapısını görüyoruz. Bakın. Çık daha ince gidelim. Giriş katmanı şurası. Yani girişlerin olduğu yer. Giriş katmanı girişlerin olduğu yer. İlk nöronların olduğu katman. Her birisi bir nöron yapısı. Daha sonra ikinci katman. Her birisi bir nöron. Ve üç nöronlu katmanı da artık çıkışı elde etmiş oluyoruz. Ve görüyoruz ki 3 nolu katmandaki çıkış şurada görmüş olduğunuz denklemle veriyor. En içe gittiğimizde 1 nolu katmandaki girişler ağırlık ve bias 1 nolu aktivasyon fonksiyonuyla devreye girdi. Daha sonra ikinci katman 2 nolu aktivasyon fonksiyonu ve devamında da 3 nolu katman gelmiş oldu. Evet, bu da o bağıntının nihai çıkışın denklemi olmuş oluyor.
Benzer mantıklı arkadaşlar, yukarıdaki o karmaşık yapıyı da şurada görmüş olduğunuz gibi daha basit yapıda gösterebiliriz. Sadece bunlar gösterimler, çok takılmaya gerek yok. Evet. Şimdi bu bir feed forward aslında, veyahut da değil mi, MLP, çok katmanlı yapıya baktık biz. Önce tek nöronlu, tek katmanlı bir yapı gösterdik ve bir nöronlu dedik. Adaline, yani en basit yapıydı. Adaline'a baktık. Ondan sonra ikinci aşamada bu bir giriş, bir çıkışlı yapıydı. Sonra çok girişli tek çıkışlı nöron yapısına baktık. Daha sonra çok katmanlı yapıya baktık, değil mi arkadaşlar? MLP, multi-layer perceptron dediğimiz yapıya bakmış olduk. Şimdi ise yenilemeli A yapısı, buna bakalım. Recurrent network. Buna bakalım. Öncesinde recurrent network. Öncesinde bir alt başlık olarak gecikme nasıl temsil ediliyor? Ona bakalım. Delay, yani gecikme elemanı. Buna UT gibi bir giriş uyguluyoruz arkadaşlar. Daha sonra ilk andaki durumu veriyoruz. Ve T anında bir çıkış elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla AT çıkışı UT-1, yani bir önceki çıkışa işaret etmiş oluyor. Gelelim entegratör. Ya da integratöre. Bunu da şöyle temsil ediyoruz. Bizim tampon veyahut da opamp yapısı gibi böyle bir sembolle anlatıyoruz. UT gibi bir giriş, AT gibi bir çıkış, başlangıç koşullarındaki girişimizi gösteriyoruz. Ve AT çıkışımız sıfırdan T'ye kadar U tau D tau artı başlangıç koşulumuz şeklinde ifade ediliyor. A0 başlangıç koşulumuzu anlatıyor arkadaşlar. Koşul demeyelim de başlangıç şartı. Durumu da en güzel başlamıştaki T eşittir sıfır anında ne durumdaydı bu sistem. Şimdi arkadaşlar bir bu kavramları verdikten sonra bir recurrent network, yani yenilemeler ağ yapısı geri beslemeli bir ağ yapısıdır. MLP'den farklı olarak. MLP'de ne yaptık? Hep feed forward, değil mi? İleriye doğruydu. Burada geri beslemeli bir yapıdan bahsediyoruz. O zaman çizelim. Giriş katmanı. Bir ağırlık matrisi. Bias matrisimiz. Toplayıcımız,
elde etmiş olduğumuz net çıkışımız nt artı 1 diyeceğiz ama daha sonra bunu bir şöyle temsil etmiş olduğumuz neydi bu? Sat lins arkadaşlar. Satürasyon. Lineer satürasyon. Aktivasyon fonksiyonuna sokuyoruz. Daha sonra AT artı 1 uzatalım. Gecikme elemanımız çıkışımız. Ancak hop çıkışımız. Düzeltiyorum. Şurada bir hata yaptım. Çıkışımızı ağırlıklara geri besliyoruz. Şurası şöyle yazacağım. AT. Şu S boyutlu. Şu S çarpı 1 boyutlu. S çarpı 1 boyutlu. Çıkışımız S çarpı 1 boyutlu ve S çarpı 1 ağırlık matrisimiz S çarpı S. Şurada giriş matrisimiz S çarpı 1 S. Bir recurrent network block diyagramını burada görmüş olur. Tabii matris olduğu için şunu bold yazalım. Bunu bold yazalım. D'yi bold yazalım. N'i şuradaki A'yı bunu da birazcık da düzelteyim müsaadenizle. T artı 1. Bir de volt olan neydi? Şu. Yani giriş matrisimiz. Bir recurrent network block diyelim. Artık şunu yazabiliriz. A 0 eşittir T. A T artı 1 eşittir saturasyon lineer omega A T artı B şeklinde verilir diyoruz. O zaman A 1 nedir diye baktığımızda satlins omega A0 başlangıç durumu artı C olacaktır. A2 satlins omega A 1 artı B. A3 benzer şekilde devam edecektir arkadaşlar. Evet. Bu böylelikle Adaline MLP Recurrent Networks ile alakalı bilgileri vermiş oldum. Şimdi arkadaşlar yeni bölümümüz Perceptron öğrenme kuralı diyor.
perseptron öğrenme kuralı. Gelelim perseptron öğrenme kuralına. Tabii birden fazla öğrenme kuralı olduğunu söyledik. Bu perseptron öğrenme kuralı bunların en basit, en bilinenlerinden bir tanesi. Burada öğrenmeden maksadın aslında ağırlıkların ve bias'ın bir güncelleme yapılması esasına dayandığını, ağırlık ve güncelleme şeylerin, bias'ların güncellenmesi esasına dayandığını, öğrenmenin bu manaya geldiğini söylemiştik. Ve bunu üç kategoriye ayırdık. Öğrenmeyi üç farklı metotla öğrenme meydana geliyor dedik. Bir, bir danışmanlı öğrenme, iki danışmansız öğrenme, üç destekli, pekiştirmeli, dereceli öğrenme şeklinde farklı isimlerle algılanan, daha doğrusu adlandırılan öğrenme metodu olan reinforcement learning diyoruz. Danışmansız, unsupervised. Bu da supervised learning şeklindeydi. Şimdi supervised learning'de arkadaşlar danışmanlı öğrenmede elimizde setler var. Nasıl setler var? Şu şekilde. Mesela mikrofonlarınızı kapatın lütfen. TQ, TQ şeklinde. Şimdi buradaki P giriş, T de target. Yani bu girişe karşılık gelen beklendik çıkış olarak adlandırmamız gerekiyor. Hedef neydi? Öğrenme kuralındaki hedef ne? Mümkün mertebe çıkışın hedefe ya da çıkışın, mevcut çıkışın beklendik çıkışa yaklaştırılması. Reinforcement learning'de çıkışa ilişkin bir derecelendirme söz konusuydu. Özellikle kontrol sistemleri uygulamalarında reinforcement learning'in kullanıldığını görüyoruz. Unsupervised learning'de bir keşfetme konusu vardı. Ağırlıklar ve bayasların güncellenmesi ağın girişe olan cevabına göre şekilleniyordu. Bir başka ifadeyle. Dolayısıyla unsupervised learning'de, danışmansız öğrenmede herhangi bir hedeften, beklendik bir çıkıştan bahsetmemiz söz konusu değil. Ve özellikle kümeleme ile alakalı problemlerde kullanıldığını söyledik. Ve biz perseptron yapısını en basit, buna arkadaşlar bazı Türkçe kaynaklarda algılayıcı da denir. Biz perseptron diyelim ama algılayıcı da dendiğini bilelim. Perseptron ağı yapısı demin de gösterdik. En basit manada R tane giriş, daha sonra ağırlık, bias, bunlar bir toplayıcıda toplandılar. Bir net çıkış elde ettik. Bir aktivasyon fonksiyonundan geçirdik ve çıkış elde ettik. Burada perseptron öğrenmesinde F genel olarak hard-lim fonksiyonu şeklinde seçiliyor. Bu nedenle perseptron ağında hard-lim omega P artı B şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi şu kavrama bakalım. Sıklıkla
kullanacağız. Karar sınırı. Decision boundary. Decision bound, karar sınırı. Şimdi en dediğimiz net çıkışın sıfır yapacak olan değerler. Aslında baktığımızda net çıkışı sıfır yapacak olan değerler. Buna göre ağırlık maddesinin transpozu çarpı giriş artı bayaz birinci katmanda olsun. Ne eşit olacaktır? Omega 1-1 girişi ağırlığı P1. Omega 1-2 ikinci giriş artı B'yi sıfır yapan değer. Örnek olarak diyelim ki bu 1-1 girişi 1 olsun. Ağırlığı daha doğrusu 1-2 ağırlığı 1 olsun ve bayasımız eksi 1 olsun. Şurada örnekleyelim. Şimdi karar sınırını bulmak istediğimizi düşünelim. Ne yapmamız gerekiyor? N dedik. Omega transpose çarpı B artı P artı B şeklinde. Dolayısıyla yukarıdaki bantıyı aynen yazıyorum. 1, 1, P1, 1, 2, P2 artı B'nin sıfır olması. Değil mi? İlgili değerleri yerine koyduğumda P1 artı P2 eksi 1 eşittir sıfır dememiz gerekiyor. Şimdi ben iki tane girişim var. Değil mi? P1 ve P2 gibi. Dolayısıyla ben bir karar sınırı çizmek istiyorum. Karar sınırı çizmek istiyorum. Bu karar sınırının bir tarafını 1'e ayıracak. Bir, daha doğrusu ilgili girişler geldiğinde çıkışım 1 veya 0 şeklinde olacak. Hartley'in fonksiyonundan dolayı. Dolayısıyla bu karar sınırının ne olduğunu anlayabilmek için, bulabilmek için daha doğrusu şunu yapmamız gerekiyor. P1 0 ise P2 ne olur? Ne olur arkadaşlar? P2 eşittir. Yukarıdaki bantıda eksi B bölü omega 1, 2 olması lazım. Bu da eksi, eksi 1 bölü 1 eşittir 1 olacaktır. Benzer şekilde P2'nin 0 olması için P1'in ne olması lazım? Bu da eksi, eksi 1 bölü 1 şeklinde olacaktır. Bu da 1 çıkacaktır. Dolayısıyla yukarıda bulmuş olduğumuz sonuçları grafiğe yansıtalım. P1, P2. P1 0 iken P2 1 olacak. Değil mi? 1. P2 0 iken P1 1 olacak. Dolayısıyla karar sınırımı çizerken değerli arkadaşlar şunu yapıyorum. Evet. Bu iki noktayı birleştirerek bir doğru çiziyorum. Tamam. Dolayısıyla artık benim P1 ve P2 girişlerime karşı ağımın vereceği cevap ikiye ayrılmış olur. Şurası A eşittir 1. Bunun dışı ise üstü 1, 6, 0 şeklinde olmuş olacak.
Dolayısıyla şurada görmüş olduğum doğrunun denklemi eşittir sıfır denklemi olacak. Bu nedir arkadaşlar? İki girişli bir perseptron için karar sınırıdır. Yukarıda görmüş olduğumuz şey iki girişli bir perseptron için karar sınırı oluşturmuş oldu. Tabii burada farklı girişler için farklı karar sınırları bulunacağı kesindir. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ağırlık matrisi bu karar sınırlarıyla ilişkili olarak, şunu aşağıya alıyorum. Omega burada değil mi? Yasta A eşittir 1 kısmı. Yani taralı kısım aslında baktığımızda. İşte arkadaşlar şu açı biraz daha şöyle yapalım. Şuradaki açı 90 derece. Dolayısıyla her zaman şu kuralı yazıyoruz. Her zaman ağırlık matrisi karar sınırına ile her zaman ağırlık matrisi karar sınırı ile ortogonaldir diyoruz. Yani karar sınırı ile ağırlık matrisi birbirine diktir. Şimdi bir örnek yapalım. V kapısını modelleyeceğiz arkadaşlar. End kapısı. Aramızda farklı disiplinlerden arkadaşlarımız var ama mantık derslerinden belki hatırlarlar. Dijital elektronikte kapı elemanları dediğimiz elemanlar vardır. Bunlar niçin kullanılır? Mantıksal işlemler için. Bunları bul cebiri ile kullanırız. 0 ve 1 değerleri alırlar. Tamam mı? Buna göre bu kapılar dediğimiz şey V kapısı yani end veya kapısı or not kapısı özür dilerim. Ters yazdım. Değil kapısı yani not. Bir de ayrıcalı veya dediğimiz XOR kapıları vardır. Bunlar mantıksal işlemler. 1 ve 1. 1 ve 0. 1 veya 1. 1 veya 0. 0 veya 1 gibi işlemleri bize gerçekleştiriyorlar. Şimdi end kapısı diyelim. End kapısını elektronikte nasıl gösteriyorduk? Şöyle değil mi? İki tane girişi var. X, Y, çıkışına da Z diyelim. Bazen bunun ortasına nokta da koyarlar. Bir doğruluk tablosu yapıyoruz. İki girişli olduğu için kaç farklı durum ortaya çıkabilir? İki üssü en durum. Yani 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 dediğimizde 4 farklı durumu temsil etmiş oluyoruz. End kapısı, end işlemi Z eşittir. X, end, Y'dir. Çarpı değil, V işlemini temsil ediyor bu nokta. 0, 0 ve 1,
0, 1 ve 0, 0, 1 ve 1, 1 olarak tanımlanır arkadaşlar. OR kapısı, OR gate, o da böyle toplama gibi. Onu da şöyle gösteriyoruz. X, Y, Z diyoruz. Bazen buna artı da koyar bazı literatürde. Z, X veya Y. Buradaki artı veya işlemini temsil etmektedir. Benzer bir doğruluk tablosu yapıyoruz. 0, 1, yok şöyle diyelim. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 diyelim. Bu işlem, özür dilerim. Bu işlemde iki girişten herhangi bir tanesi 1 ise çıkış 1 olur. Tamam. 0, 1, 1 şeklinde ifade edilir. NAT kapısı tek girişli, tek çıkışlıdır. Buraya X girdiğimizde bunun tersi çıkar. X üssü deriz buna. Dolayısıyla 0 verdiğinde 1, 1 verdiğinde 0 çıkar. X, şurada Z diyelim. Doğru tablosu bu şekilde olur. Ve nihayetinde XOR kapısı ise şöyle temsil edilir. Dijital elektronikte X, Y, Z, X, Y, Z. Sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır, sıfır, bir, bir. Diğerlerinden farklı gösterdin hocam demeyin diye şunu da sileyim. Şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu kısmı bu. Biz şimdi örneğimize dönelim. Örneğimizde V işlemini tanımlıyoruz. Bunun için P1 vektörü 0, 0 girişini temsil ediyor. Beklendik çıkış 0. P2 girişimiz 0 ve 1. Beklendik hedef çıkış 0. P3 girişimiz 1, 0. Beklendik çıkış 0 ve P4 çıkışı 1, özür dilerim, girişi 1, 1 ve P4 çıkışı ise 1 olarak veriliyor. T2, T3 1 olmayacak mıydı hocam? Yukarıdakine göre, tabloya göre. Yanlış mı yazdık yukarıda? Enti mi yapıyoruz şu an? Ent yapıyoruz. Tamam. Ent demese bile böyle bir giriş diyebiliriz buna. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu arkadaşlar şeyde kullanmış olduğumuz bu yapay sinir ağlarında özellikle bilmiyorum başka stillerde de kullanılıyor mu ama agent özür dilerim. Adjacent figure dediğimiz bir figür yapısı içerisinde kullanıyoruz. Mesela 1, 1 pardon 1, 0 şurası P, 1, 1 ne diyeceğiz? Yok. P, N, 1 diyeceğiz. P, N, 1 P, N, 2 diyeyim. 0, 1. İşte şurası da 1, 1 diyoruz. Adjacent figure. Tamam mı? Şimdi end işlemini temsil etmek istiyorum arkadaşlar. Benim şimdi ne yapmam gerekiyor? Problem şu. Öyle bir karar sınırı çizeceğim ki sıfırla 1'i ayırt edeyim. Örnek. Mesela şöyle bir karar sınırı olabilir. Şöyle bir karar sınırı da olabilir.
şöyle bir karar sınırı da olabilir, olabilir, olabilir değil mi? Yani sonsuz sayıda doğru çizebilirim. Ben sıfır durumuyla bir durumunu ayırt etmek üzere. Şimdi öyle bir karar sınırı çizeceğim ki ağırlık matrisim çizmiş olduğum karar sınırına dik olacak. Yani ortogonal olacak. Peki o zaman bu ağırlık değeri nedir sorusunun cevabını arıyoruz. Ki öyle bir ağ oluşturabileyim. Yani hatırlayın P girdim değil mi? Şurada omega vardı. Omega var. İşte burada B var. Bunlar birbirleri toplanıyorlar. Çıkış oluyor. Gerisi kolay. F fonksiyonu değil mi? F'in yerine de hard lim koyacağım. Çünkü 0 veya 1 benim çıkışım her zaman. Tamam mı? Buradan da P vereceğim. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sonra bu end problemini çözecek bu ağ. O zaman what's the this weights and bias diyeceğiz. Okay. Şimdi sonsuz tane çözüm var. Sonsuz tane farklı ağırlık değeri buna söyleyebilirim. Ama bir tanesi ne olacak acaba? Ona bakmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki omega 2, 2 seçelim. Omega 2, 2 seçtik. Bir de bias'a ihtiyacım var. Bias'ın değeri ne olacak? Onu bulmamız gerekiyor. Girişimde örnek veriyorum. Sadece örnek veriyorum. 1.5'da 0 olsun. Tamam mı? 1.5'da 0 olduğunu düşünelim. Şimdi omega P artı B. 2, 2 seçtim. P'yi 1.5 0 seçtim. Artı B dedim. Ne olması gerekiyor karar sınırı için? Bunun 0 olması gerekiyor. Bu denklemi çözersen bias'ın -3 olması gerekiyor. Şimdi test edelim bakalım. Test edelim. Mesela P2'yi giriş olarak verelim. Şimdi biz ne yaptık? A hard lim omega transpose P2 artı B'nin sonucuna bakacağız. Doğru mu çıkacak diye. Yapalım işlemimizi. Hard lim ağırlık vektörümü 2, 2 seçmiştim örnek olarak. Sonra P2 0, 1 olsun dedim. 2, 2 nolu şey veriyoruz ya, giriş veriyoruz ya. Bir bias değerini farazi olarak vermiş olduğum girişten hesaplamıştım. Sonuca bakalım şimdi. Şurası A. A eşittir hard lim -1. Hard lim sıfırın dışındaki değerler için ne olacaktı? Sıfır çıkacak. Burada doğru verdi. Which is equal to target 2. Değil mi? Peki, bunun için doğru verdi. Şimdi acaba 1-0 için 1-0 için 1-1 için ve 0-0 için yani diğer girişler için ne olduğunu arkadaşlar siz daha sonra bakın. Bakalım hepsini sağlıyor mu? Hepsini sağlayamıyorsa o zaman hepsini sağlayacak olan bir B değerini muhakkak ya da bir ağırlık değerini muhakkak bulmamız gerekiyor. İşte bu B ve omega değerini bulmaya zaten şey deniyor, öğrenme deniyor. Şimdi biz şu ana kadar herhangi bir öğrenme yöntemi kullanmadık. Tamam mı? Herhangi bir öğrenme yöntemi kullanmadık. Bu problem için bahsediyorum. Dedim ki benim İşte şurada, şurada, şurada çıkışlarım var. Bir tane de burada çıkışım var. Dolayısıyla, özür diliyorum. İşte ben şöyle bir karar sınırı oluşturabilirsem, bunu ayırabilirim. Buradan da bir tane omega vektörü seçtim. Şunlar bir ya.
Bunu da 2 seçtim ben. Omega'yı 2 yaptım. Şurası 2 olsun. Omega'yı 2 seçtiğim için. 2 seçtim. Ama nasıl seçtim bunu? Sadece bir kurala bağlı olmadan sadece göz kararı seçtim. Peki bunların sayısı bir sürü olsa farklı farklı hangi karar sınırı, hangi ağırlığın olacağını bulabilmek için benim bir metodolojiye ihtiyacım var. Okey. Bir metodolojiye ihtiyacım var. Bunun için de işte arkadaşlar perseptron öğrenme kuralını kullanabiliyoruz. Şimdi perseptron öğrenme kuralı nasıl çalışıyor? Ona bakacağız. Tekrar atalım başlığımızı. Perseptron öğrenme algoritması. Şimdi elimizde ne dedik? Setler var. Giriş çıkış setleri olması gerekiyor. Şimdi gene bir örnek üzerinden gidelim. Bu sefer elimizdeki veri seti şöyle. P1, 1, 2, T1, 1. Arkadaşlar güzel not alın. Çünkü biraz uzun sürecek. Bu şeyi yapmamız, metodolojik olarak anlatabilmemiz için. T2 0 olarak veriliyor. Üçüncü giriş ise arkadaşlar 0-1 şeklinde veriliyor ve T3 eşittir 0 deniyor. Bu adjacent figüre yerleştirdiğimizde bunu şöyle yapalım. -1, 2. Tamam mı? -1, 2. Şu. Şimdi 1, 2'de P1 girişi için 1, 2 olduğunda şurada bir şeyimiz var, çıkışımız var. Noktayı da gösteriyorum. 0-1. Burada da bir çıkış elde ediyoruz. O da yuvarlak. Burada yuvarlaklar 0'ı temsil ediyor. İçi dolu yuvarlak 1 çıkışını temsil ediyor. Dolayısıyla bu 1 nolu çıkış 2 nolu çıkış, 3 nolu çıkış olarak gösterdik. Yine tahmin edersiniz ki sonsuz sayıda ben karar sınırı çizebilirim, değil mi arkadaşlar? Sonsuz sayıda karar sınırı çizebilirim ve buna ilişkin de ağırlık vektörleri temsil etmem daha doğrusu. Bulmam gerekir. Peki bu problem için bana ağ yapısını çizer misiniz desem nasıl bir ağ yapısı olması gerekiyor? 1-2 girişli 1 çıkışlı bir ağ yapısına ihtiyacım var. Dolayısıyla bir nöron olsun. Bu nörona 2 giriş yapabilirim. Şimdi bias koymazsam ne olur arkadaşlar?
bias olmaz ise ne olacaktır denklem? Daha doğrusu doğru hep orijinden geçecektir. Tamam. Hep orijinden geçecektir. Bir de şunu söyleyelim. Şuraya buradaki P1, P2 ifadesi belki kafanızı karıştırdı. Düzeltelim. İki girişli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yukarıdakiyle karışmasın. İsterseniz onu silelim. P demeyelim oraya. Şunu da silelim. Burada kastetmiş olduğum şey şu. P1'in iki girişi var. 1, 2. Eksi 1, 2. 0, eksi 1. Değil mi? Buna ne diyelim? A'da olmaz. X diyelim. Tamam mı? X1, X2. Herhangi bir P girişi, PN diyelim. PR daha doğrusu. PR diyelim. X1, X2'den oluşuyor. Tamam. Bunu anlamışızdır. Çünkü çıkışlarımız 1 ve 0'dan oluşuyor. 1 ve 0'dan oluşuyor demek bana iki durumlu manasına geliyor. Hemen aktivasyon fonksiyonunun ne olması gerektiğini düşündüm. Hartley'in benim işimi görür dedim. Daha sonra baktım. Burada iki tane giriş var. O zaman iki giriş, benim ağımda iki giriş olması gerekiyor. Problem basit. Bir nöronlu bir yapıya işaret ediyor. Ha, iki nöronlu yapısında da belki çözebilirsin ama gerek yok yani burada. Dolayısıyla yukarıdaki ağ için A eşittir omega, tabii şu 1, 1, 1, 2. Omega P, ama nasıl? Şöyle. Aktivasyon fonksiyonu omega P. Değil mi? Ondan sonra da demin de söylemiş olduğum gibi sonsuz sayıda şeyin bir tanesi burada, bir tanesi şurada, dolu da buradaydı. İşte şöyle, böyle, böyle, şöyle karasında olacak. Buna ortogonal olan ağırlık vektörleri de, değil mi? Böyle farklı değerlerde olabilir. Şimdi öğrenme kuralını oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Öğrenme kuralını oluşturmaya başlayalım. Başlangıç adım bir şudur. Rastgele başlangıç ağırlıklarının seçimi. Rastgele, random ağırlıklarla başlıyoruz arkadaşlar. Omega transpoz eşittir. Mesela 1 ile eksi 0.8 seçtim. Ve ikinci adım İlk girişi P1'i A verin arkadaşlar. P1'i A verin. Ne yapmam gerekiyor? A eşittir. Aktivasyon fonksiyonu omega, değil mi? Seçmiştim. Transpozunu yazıyorum. 1 eksi 0.8 ile P1'i işleme sokacağım. P1 neydi arkadaşlar? 1, 2 idi. Parantezi kapatalım. Bunu çözelim. Hartley'in eksi 0.6. Ne olacaktır bunun değeri? 0 olacaktır arkadaşlar. Peki hemen gidiyorum. 1, 2 girişine karşılık ne çıkması gerekiyordu? Bakın. 1 bekliyordum. T1 bekliyordum. Şimdi seçmiş olduğum ağırlık değeri
benim ağımı klasifiye etmedi. Sınıflandırmayı yapmadı. Yanlış yaptı. Şimdi bunu adjacent figüre dökelim. Şöyle değil mi? Ben ne seçtim? 1-0.8. 1-0.8 nereye doğru işaret eden bir vektör? Şöyle, değil mi? -0.8 şurası. Özür diliyorum. -0.8 şurası. Diyelim ki bir de burası. Omega'yı böyle seçtim. Omega'yı böyle seçtiğim zaman şey nasıl olması gerekiyor? Klasifiye edecek ve doğru. Buna dik olması gerekiyor. Ortogonal ya şurası. Çok net değil mi? Klasifiye edemediği çok net. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Ümitsizlik yok. Diyorum ki ben şeyi değiştirmem lazım. Ağırlığı değiştirmem lazım. Seçmiş olduğum omega işe yaramadı. Bu ağırlığı değiştirirken de perseptron öğrenme kuralında şöyle bir şey yapıyorum. Yaklaşım yapıyorum. Ağırlığı yeni bir değerle değiştirmem gerekiyor. Diyelim ki şöyle bir kural yazayım mesela. Diyelim ki eğer benim hedef değerim 1 ise ve çıkışım 0 ise o zaman ağırlığın yeni değeri ağırlığın eski değeriyle girişin toplamı olsun. Tamam. Şimdi bu şartlar altında böyle bir yaklaşım yaptım. Örneğe devam edelim. Bakalım. Omega yeni. O zaman ne olacaktır? Omega eski. Omega eski neydi? İlk değerim 1-0.8 ile P1'i toplayacağım. 2-1.2 çıktı. 2 ile yeni ağırlığım 2 ile 1.2. Şimdi bu adjacent diyagrama tekrar koyalım. 2. İkisi de pozitif. Yani 2 ile 1.2 dediğimiz zaman ortalama olarak şuraya işaretlen bir yapı ortaya çıkacak. Şöyle bir şey olacak. Bunu da tam çizdiğinizde arkadaşlar neredeyse şöyle bir şey çıkıyor. Yani çok küçük bir şeyle gene sınıflandırmayı doğru yapamadım. Devam edelim. A eşittir. Yani yeni ağırlıkla buluyorum ya. Hartlim. Tabii bunu şuradan buldum. Omega P2. Bu denklemin sonucundan buldum. Bunu yerine yerleştirdim. Hartlim 2 1.2 -1 2. Bu da eşittir. Hartlim 0.4 eşittir. 1 çıktı. Ben kaç bekliyordum? -1 ile 2 verdiğimde sıfır bekliyordum. Ama 1 çıktı. Gene doğru olmadı. Demek ki bir güncellemeye daha ihtiyacım var. Bu şartlar altında da şöyle bir kural geliştirdim. Eğer T eşittir 0 ve A eşittir 1 ise yeni ağırlık değerini eski ağırlık değeri eksi giriş yap. O zaman çıkardım. Burada ne yapmıştım? Old yazmışım. Şuraya eski yazalım.
Burada toplamıştım. Burada çıkardım gibi. Şimdi bu kuralı uygulayalım o zaman. Omega yeni eşittir. Omega eski diyeceğim. İki, 1.2 eksi 1, 2 yaptım. Bunun da sonucu 3 - 0.8. Benzer şekilde tekrar A verdim. Hartlim omega P3, şurası transpoz. Yeni yerine yerleştirdim. Hartlim 3 - 0.8 ağırlığıyla P3'ü işleme soktum. 0 - 1. O da eşittir. Hartlim 0.8 eşittir 1 çıktı. 0 - 1'de ne bekliyordum? Bakalım hemen. Sıfır bekliyordum. Ben kaç buldum? 1 buldum. O zaman işleme devam ediyorum gibi arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Bir de T eşittir A ise şöyle bir kuralımız var. Ağırlığı değiştirme. Yeni eski şeklinde. Dolayısıyla eğer toparlayacak olursak ve toparlayacak olursak şöyle diyeceğiz. Perceptron öğrenme kuralı. Yukarıdakinin aynısını yazacağım. T eşittir 1 ise ve A eşittir 0 ise yeni ağırlıklar eski ağırlık ile girişin toplamıdır. T eşittir 0 ve A eşittir 1 ise yeni ağırlıklar eski ağırlıktan girişin çıkartılması ile elde edilir. T eşittir A ise yeni ağırlık eski ağırlığa eşittir. Yani değiştirme. T eşittir 1 ve A eşittir 0 ise girişle toplam. T eşittir 0, A eşittir 1 ise girişten çıkart. T eşittir A ise değiştirme şeklinde arkadaşlar bu üç kuralı özetleyebiliriz. Bir de şimdi hedef ve çıkış, değil mi? T1 hedef, A eşittir 0 çıkış. Bunu kutu içine alalım. Bunun arkadaşlar bir de şu versiyonu var. Genelleştirilmiş perceptron öğrenme kuralı diyelim. Şöyle ki E hata eşittir T eksi A. E hatayı temsil ediyor. O zaman yukarıdakini bir başka şekilde, yukarıdaki kuralı şu şekilde yazabiliriz. E eşittir 1 ise E eşittir 0 ise şu 0 değil, özür diliyorum, eksi 1 olacak şurası. E eşittir eksi 1 ise ve E eşittir 0 ise değiştirme şeklinde temsil edebiliriz arkadaşlar. Bir de bias için şunu yazıyoruz. B yeni diyecektim.
bias içinde hata ile eski bias değerinin toplanması esasına dayanıyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Bu h'dir eksi 1'de eksi p olması gerekmiyor mu en sonunda? H'dir eksi 1'de yeni eşittir eksi p olacak. Şurası. Doğrudur. Evet. Arkadaşımız şurayı söylüyor. Aynen. Evet hocam, burası eksi oluyor. Şurası. Değil mi? Tamam. Evet hocam. Teşekkürler. Arkadaşlar, size bir örnek problem vereceğim. Örnek. Yukarıdaki kuralı kullanarak P1 girişimiz, 3 girişli bir yapıdan bahsediyorum. P1, 1, eksi 1, eksi 1 veriliyor. Ve T1 eşittir 0 veriliyor. İki nolu girişimiz 1, 1, eksi 1 şeklinde veriliyor. Ve T2 çıkışı eşittir 1 olarak veriliyor. Perceptron öğrenme kuralını kullanarak sınıflandırmayı yapınız. Başlangıç matrisimiz, sorunun devamı, 0, 5, eksi 1, eksi 0.5 olarak ve bias'ımız ise 0.5 olarak veriliyor arkadaşlar. Şimdi bu ödev olarak veriyoruz bunu. Tamam mı? Şimdi burada iki şey yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir, el ile 7 adım, 7 iterasyon yapmanızı istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ne demek bu? Yani kağıt kalemi alacaksınız. İşte bu başlangıç ağırlıklarıyla beraber P1 girişini vereceksin. Sonra T çıkışına bakacaksınız. Ondan sonra doğru çıkmadıysa ağırlıkları güncelleyeceksin, bias'ı güncelleyeceksin. Neye göre? İşte yukarıda vermiş olduğumuz hatanın durumuna göre. Hatanın durumuna göre. Yani şurada e eşittir 1 çıktıysa, e eşittir 1 çıktıysa şu kuralı kullanacaksın. E eşittir eksi 1 çıktıysa şu kuralı kullanacaksın. E eşittir 0 çıktıysa bu kuralı kullanacaksın. İşte 7 adım falan ilerleyin bakalım nereye ulaşıyorsunuz. İkinci şey de bu 7 adımı yaptınız. Buradan size 30 puan vereceğim. Tamam mı? İkinci adım, bir program yazacaksınız. O zaten x adım, bilmiyorum cevabını, kaç adımda çözecek. Buradan da 70 puan alacaksınız. Yani yukarıda manuel yapmış olduğunuz şeyi bir programla yaparsanız da tamamlarsınız da 70 puan vereceğiz. Tamam. Tabii bunu çalıştırabilmem için yani farklı şey, hani MATLAB'de falan yaptığınızda daha kolay çalıştırır ama eğer kod yazarsanız onu bir video şeklinde falan verin ki bizde program olmayabilir, deneyebilirim. Tamam. Bu şekilde. Bu da ödev 3, ödev 4 oluyor ama bu önümüzdeki haftanın ödevi. Ödev 3'ten önce teslim etmiş olacaksınız. 16.04.2021 için. Basit bir şey, çok vaktinizi almaz. Özellikle mesela şuraya şeyi bir mfile yazacaksınız MATLAB'de. Sanıyorum 6 adımda falan çıkar. Çok basit bir şartlı şey yapacaksınız. If'denlerden oluşmuş küçük bir program işinizi görecektir.